Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf yoğunluk testimize başlıyoruz. Ankara Yayıncılık'tan çözeceğiz. Bundan sonra da madde ve ısı ile alakalı sorular çözebiliriz. Evet. Başlayalım birinci sorudan. Şimdi diyor ki önce yoğunluğun ne demek olduğunu bir şöyle bir basitçe anlatalım. Yoğunluk şöyle D harfiyle gösteriyoruz. Kütlenin hacime oranı gibi. Oranı. Yani birim hacimdeki kütleye biz yoğunluk diyoruz. Evet. Örneğin diyelim ki şöyle aynı hacimde iki tane oda alsam ben. Birinde bir tane madde olsa, birinde üç tane madde olsa. Üç tane madde olan daha yoğundur. Daha yoğundur diyoruz. Yani B maddesinin yoğunluğunun A maddesinin yoğunluğundan daha fazla olduğunu diyoruz. Yoğunluğun birimi de neydi? Gram bölü santimetre küp ya da kilogram bölü metre küp şeklinde yazıyorum. Peki. Evet. Şimdi diyor ki metal bir kürenin yoğunluğunu bulmak için aşağıdaki işlemler yapılıyor. Şimdi bak, önce eşit kolları teraziyle tartmış. 150 gram. Evet. Tamam. Teraziyle tartmış. Yani bize kütlesini bulmuş. Kütlemiz 150 gram. Bunu yazıyoruz. Birimler önemli. Daha sonra dereceli kaba atıyoruz. Dereceli kap hacim ölçer. Tamam mı? Hacim nasıl hacim ölçer? Şimdi bu dereceli kap önceden 750 santimetre küpmüş, evet, değil mi? Bu cismi içine attığımız zaman 1250 santimetre küpe çıkmış mı? Evet. Şimdi 750'den 1200 santimetre küpe kimin yüzünden çıktı? Buradaki demir bilyenin, evet, yüzünden çıktı. Demek ki demir bilyenin hacmi 1250'den bu 750'yi çıkartarak yani 500 santimetre küp şeklinde, evet, bulunabilir. Yani demek ki bunun hacmi de neymiş? 500 santimetre küp. Evet. O halde kürenin yoğunluğu. Yoğunluk neydi? Kütlenin hacme oranı. Kütleyi ne bulduk? 1500 gram. Hacmi ne bulduk? 500 santimetre küp. O halde bu da oranladığımız zaman 3 gram bölü santimetre küp şeklinde ne yapılabilir? Bulunabilir. Şimdi diyor ki kütlesi 54 gram. Yani M eşittir 54 gram. Hacmi de 20 santimetre küp olan bir maddenin yoğunluğunu soruyor bize. Yoğunluk neydi? Kütlenin hacme oranıydı. O halde kütlemiz, evet, 54 gram. Hacmimiz de 20 santimetre küp. Bunu oranladığımız zaman şimdi 54'ü 2'ye bölelim. 27. Bir de sıfıra da, sıfır da var. 2,7 çıkar. Evet. 2,7 gram bölü santimetre küp yapar. Cevabımız A şıkkı olur. KLV maddelerinin yoğunlukları ile ilgili tablo verilmiştir. Buna göre KLV maddelerinin kütle hacim grafiği. Şimdi kütle hacim grafiği çizdiğimiz zaman şöyle hemen hatırlatalım. Şurası kütle, şurası da hacim. Mesela 3 tane madde çizdim, tamam mı? Evet. Ben böyle 3 tane madde çizdim. Mesela bu maddeler işte atıyorum K, L, M olsun. K kütlesi en büyüktür. K'nın yoğunluğu. Evet. K'nın yoğunluğu en büyüktür. Yani kütle hacim grafiğinde kütleye en yakın olan en yoğundur. Yani bu benim çizdiğim grafikte K'nın yoğunluğunun L'den, L'nin yoğunluğunun da M'den olması gerekiyor. Evet. Şimdi yoğunluklara baktığımız zaman burada zaten K'nın yoğunluğunun en büyük, M'nin yoğunluğunun en küçük olduğunu gösteriyor. Evet. Demek ki bu benim çizdiğim grafik aynı zamanda da cevapmış aslında. Yani cevabımız ne olur o zaman? A şıkkı olur. Yani kütle hacim grafikleri bir kere bak şöyle düz olmaz. Evet. Tamam mı? Böyle düz olmaz. Bu yanlıştır. Bu yoğunluk grafikleri olur şunlar. Evet. Şunlar yoğunluk grafiği olur. Tamam mı? Yani ne yapıyoruz? Kütleye yakın olan en yoğundur diyoruz. Tamam mı? Grafikte. Evet. Bazen böyle ters de verebilir. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Mesela burası kütle, burası hacim demez de burası hacim, burası kütle der. O zaman şöyle iki tane... İki tane madde verdiği zaman kütleye yakın olan daha yoğun olur. Dördüncü soruya geçtik. K maddesinin kütle hacim grafiği vermiştir. Buna göre K maddesinin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre? Bak şimdi yoğunluğu ne diyor soruda bak. Şimdi birimlere çok dikkat edin. Kaç gram bölü santimetre küptür? Yani demek istiyor ki sana gramı santimetre kübe böl. Mesela bak şimdi ben buradan bir nokta seçiyorum. Şimdi mesela bazı arkadaşlar diyor hocam niye şurayı seçmedin? Evet. Şimdi burayı seçince çünkü buradaki değerleri göremiyorum da ondan. Evet. Ya burayı seçeceğim ya da şurayı seçeceğim, evet, değerleri görmek için. Yani bileşim noktası. Evet. Peki kütle kaç? 40 gram. 40'ı yazıyorum. 40 gram. Bak gramı santimetre küp dedi. Aynı gramda kaç santimetre küp oluyormuş? 10. 10. 10 santimetre küp. Ne yaptım? Gramı santimetre kübe oranlayarak cevabımızı 4 buldum. Mesela burayı seçseydin ne olacaktı? O zaman da 80'i 20'ye oranlayacaktım. Evet. Yine 4 bulacaktım. Tamam mı? Evet. Çünkü maddenin sıcaklığı değişmeden aynı basınç altında yoğunluğu aynı olur. KLMN maddelerinin kütle hacim tabloları vermiştir. Buna göre hangi maddenin yoğunluğu en büyüktür? Şimdi yoğunluğu nasıl hesaplıyorduk? Kütleleri hacimlere oranlıyorduk. Evet. Şimdi bak K maddesine bakıyorum. 20'yi 10'a oranlıyorum. 2. 2. Bak hepsi gram bölü santimetre küp. Evet. Bir kere yazıyorum birbirini. 10'u 10'a oranlıyorum. 1.
30'u 15'e oranlıyorum 2. 12'yi 4'e oranlıyorum 3. O halde N'nin yoğunluğu en fazla çıktı. Özdeş bardaklar ağzına kadar su, civa ve zeytinyağı doldur. Bu arada civanın yoğunluğu sudan, suyun yoğunluğu da zeytinyağından büyükmüş. Yani en yoğun civa. Buna göre bu bardaktaki sıvıların kütlelerini büyükten küçülüyor. Şimdi bak yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim. Şimdi bak bunların hepsini şu an aynı hacimdeler mi? Evet hocam. Aynı hacimdeler. Civanın yoğunluğunun en yüksek çıkması için aynı hacime daha çok kütle sığdırması gerekmiyor mu? Evet. Yani ben bu 3 bardağı elime alsam en ağır civa, en hafif zeytinyağı olur mu? Evet. Ağırlık da kütlenin yer çekimiyle çarpılmasıyla evet, bulunuyorsa demek ki o zaman LKM şeklinde ne yapabilirim evet, bunları? Sıralabilirim. Çünkü yani, en civa olduğu aynen, için en baştan ne? Bunları şöyle düşünebiliriz. Mesela hepsini aynı kaba koymuş. Mesela şurası K kabı, burası L kabı, burası M kabı. Şimdi burada mesela diyelim ki 2 tane tanecik var. Burada 1 tane, burada 3 tane tanecik var. Evet. Yani civa neden yoğun? Aynı hacime daha fazla kütle sığdırabildiği evet, için zaten daha yoğun. Daha yoğun. 7. soru. Aynı kaptaki KLM cisimlerin denge durumları önemlidir. Şimdi bak bu tarz sorularda birbirine karışmayan sıvılarda en aşağıda olan sıvının yoğunluğu en fazladır. Hemen böyle yapıyorsun. Mesela hatta derler ya zeytinyağı gibi üste çıkma. Zeytinyağı evet, yoğunluğu az olduğu için mesela bazen şey derler. Zeytinyağı hafif olduğu için. Şimdi hafiflikle alakası yok onun. Yoğunluğunun azlığıyla alakası var. Yani yoğunluklar ne oldu? KLM şeklinde şöyle A şıkkı verildi. Şimdi geçtik 8. soruya. KLM N maddelerinin kütle hacim grafikleri vermiştir. Buna göre hangi maddeler aynı cins olabilir? Aynı cins ne demek biliyor musun Yunus Emre? Evet. Aynı cins demek yoğunlukları aynı demek. Yoğunlukları aynı demek. Şimdi peki yoğunluk neydi? Şöyle hemen bir daha yazıyorum. Kütle bölü hacimdi. O halde kütle gram, burası da hacim. Yani yüzü 50'ye böl, bunun yoğunluğu 2. Gram bölü santimetre kübü evet, yukarıya bir kere yazayım. 225'i 75'e böl 3. 7 bölü 2, 3,5 yapar. 120 bölü 60, bu da 2 yapar. Demek ki bak K'nın da N'nin de yoğunluğu 2 çıktı mı? Evet. Demek ki bunlar aynı cins maddeler olabilir. Tam da belli de değil tabii. Evet. Kesinlikle de aynı diyemeyiz. Çünkü evet, yoğunlukları aynı olup farklı cins madde de olabilirler. Evet. Tamam mı? Bunu da söyledik. Şimdi geldik 9. soruya. Diyor ki şekildeki kap çeşmeden akan suyla doluyor. Şimdi bak yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim. Şimdi burada kap suyla dolarken bunun hacmi ve kütlesi gitgide artıyor değil mi? Hacmi evet, de artıyor, kütle de artıyor. Şimdi ikisi de aynı oranda arttığı için yoğunluk hep sabit kalır. Evet. Tamam. Yani bir maddenin miktarı artmasıyla yoğunluğu değişmez. Kütlesi artar, hacmi artar. Evet. Yani şöyle düşün. Mesela suyun yoğunluğu diyelim 1 ya. Şimdi önceden 1 gramı 1 santimetre küp'e bölüyordum. Şimdi suyu arttırdığım zaman bu sefer 2 gramı 2 santimetre küp'e evet, bölüyorum. Mesela arttırıyorum hacmi 5 santimetre küp olduğu zaman üstü de 5 gram oluyor. Yani oran hep 1 kalıyor. Evet. Yani kaptaki suyun yoğunluğu artar demek yanlış olur. Ama kütlesi ve hacmi tabii su doldurduğum için evet, ne olacak? Artmaya evet, devam edecek. Şimdi 10. soruya geldik. Fen bilimleri dersinde bir grup öğrenci su bulunan kap içerisine ne yapmış? Odun talaşı ve deniz kumu bırakmış. Evet. Şimdi deniz kumu yere batıyor. Odun talaşı evet, yüzüyor. Şimdi deniz kumu battığına göre bak. Deniz kumunun hacmi sudan hacmi değil. Şey yoğunluğu. Pardon, yoğunluğu sudan daha şey büyük. Evet. Odun talaşının yoğunluğu ne olacak? Çok az. Onunki de az olacak. Peki buna göre hangisinin yorumu doğrudur? Zaten buraya yazdım bak. Evet. Talaşın yoğunluğu kumun yoğunluğundan büyük değildir. Yanlış. Kumun yoğunluğuyla talaşın yoğunluğu eşit değildir. Yanlış. Evet. Kumun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür demesi lazım. Yanlış. Suyun yoğunluğu talaşınkinden büyüktür. Evet. Bak, evet. Suyun yoğunluğu talaşın yoğunluğundan büyüktür dedik. Bu doğru oluyor. 10-11 tane mi sorumuz var? Evet. 11. soruya da bakalım. Bırakalım. Kışın Beyşehir Gölü'nde üst kısmı donarken alt tarafı donmamıştır. Çünkü neden? Evet. Sıvılar donarken yüzeyden donmaya başlar. Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Mesela şöyle düşün bak. Diyelim ki 10 hacimli, tamam mı? 10 santimetre küp su düşünelim. Bu 10 santimetre küp su ısı vererek donarsa ne oluyor biliyor musun? 10 santimetre küp suyun hacmi kütlesi de 10 gram olsun. Evet. Bu 10 santimetre küp şöyle pardon yanlış çizdim. Şöyle bir saniye silgiyi alayım. Şöyle tersten çizeyim bir dakika. Buzu su yapayım. Öyle daha iyi anlaşılır. Şimdi şöyle 10 santimetre küp buz olsun. Buz. Tamam mı? Bunun da mesela 9 gram kütlesi olsun. Kütlesi. Bu ısı alarak suya dönüşürse, erirse bu 10 santimetre küp ne oluyor biliyor musun?
Yunus Emre 9 santimetre küpe düşüyor. Ama kütlesi yine aynı kalıyor. Aynı 9 gram. Evet. Bu durumda şimdi bak önceden 9 gram 10 santimetre küp kütlenin için, hacmin içindeydi. Şimdi evet. 9'un içine sıkıştı. Evet. Yani yoğunluğu arttı. Arttı. Değil mi? Demek ki su buz olurken hacmi genişleyip yoğunluğu evet. düşer. Yoğunluğu düşünce de yüzeyde toplanmaya evet. başlar. Bak ne diyor? Tüm sıvılar üstten donar. Evet. evet. Su donunca yoğunluğu azalır. Bunu da söyledik. Suyun üstten donması canlıların hayatta kalmasını sağlar. Evet. Çünkü canlılar alt tarafta yaşamına devam eder yine. Değil mi? O üst taraftan olursa olsun derler. Bu şekilde 10 tane, 11 tane soru çözerek evet, soru konuları biraz anlamış olduk. Hepinize iyi günler diliyoruz.